Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steam Deck'in 15 tuşlu versiyonunun kutu açılışını yapacağız. Bildiğiniz üzere birçok videomda da sizlere bu üründen bahsettim. Uzun zamandır hayalini kurduğum ve almakta müthiş hevesli olduğum şahane bir cihazdı. Ve sonunda geçen hafta bir sitede yapılan yaz kampanyasında çok uygun fiyata kendisine sahip oldum. Ve inanılmaz mutluyum, inanılmaz heyecanlıyım. Steam Deck. Bu videomuzda sizlerle birlikte Steam Deck'in kutu açılışını yapacağız. İlerleyen videolarda da sizlere Steam Deck'in yazılımının nasıl olduğunu ve atamaların nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Genel olarak Steam Deck'in amacını çoğunuz biliyorsunuz. Zaten bu ürünü tanıyorsanız yayıncılığa merakınız var demektir. Ve bu cihazda bir yayıncının eli, ayağı, kolu, beyni her şeyi haline geliyor. Ve üzerindeki tuşlara yayın yaptığınız uygulamada istediğiniz şeylerin makrosunu atayabiliyorsunuz. Sadece yayın programıyla da kalmıyor. Bilgisayarınızdaki Photoshop, After Effects gibi tüm uygulamaların kısa yollarını bu tuşlara atayabiliyorsunuz. Yani anlayacağınız, sadece yayıncılıkla ilgilenenler değil, bilgisayarda çok fazla vakit geçiren kişiler için gerçekten bulunmaz bir nimet. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca sizlerle birlikte kutu açılımına geçiyorum. Ama kutu açılımına geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bana en büyük desteği bu şekilde verebilirsiniz. Hadi şimdi geçelim kutu açılımına. Evet arkadaşlar, şimdi geldi en heyecanlı kısma. Kutuyu birlikte açacağız. Bu heyecan anı sizlerle birlikte yaşamak benim için çok mutluluk verici. Umarım en kısa sürede hepiniz bu ürüne sahip olabilirsiniz. Dilediğiniz tüm ürünlere sahip olabilirsiniz. İnşallah diyorum ve kutuyu açmaya başlıyorum. Hemen buraya bir sticker yapıştırmışlar. Buraya şeffaf bir stickerımız mevcut. Bu tarafta da bir şeffaf stickerımız mevcut. Burada bir faturamızı, neymiş bu? Garanti belgemiz burada. Garanti belgemizi buraya eklemişler. Hayda. Ya şu hissiyat çok güzel. Bu hissiyat mükemmel. Şöyle burada kitapçığımız var. Şöyle bir guide'ımız var. Hatta şöyle size doğru çevireyim. Şöyle bir Steam Deck User Start Guide'ımız mevcut. Burada tabii ki de her zamanki gibi muhtemelen, evet, Türkçemiz yok. Türkçe dışında bütün diller mevcut gibi. Aga be. Olsundu. Kutumuzdan güzelce Steam Deck'imizi çıkartıyoruz. Şöyle alalım. Şuraya koyalım. Hemen buradan ayağımız mevcut. Burada bir kullanım kitapçığımız daha var. Başka da bir şey yok. Kutumuz bu kadar. Kutunun üstünde de klasik bilgiler yazıyor falan filan. Mac, Windows 10 uyumlu diyor. İşte demiş ki burada işte 15 tane customable tuş var demiş falan filan. Tamam. Şöyle koyalım. Kapağımızı kapatalım. Kutumuzu şöyle alalım. Böyle gözümüzün önünde dursun yine. Burada güzel bir USB'miz var. Muhtemelen USB 2.0, evet. Arkadaşlar bu arada ellerine ne oldu Onur derseniz eğer, geçen motorumu muayeneye götürdüm. Muayeneye götürürken montumu giydim ama eldivenlerimi takmayı unuttum. Ve yolda ellerimin üstü cayır cayır yandı ve acayip acıyor, anlatamam size. Deli gibi acıyor. Böyle bayağı uzun bir kablosu var. Herhalde bir 1.5 metre civarı falandır diye düşünüyorum. Aynı zamanda böyle bir ayağımız var. Bu ayağın burada böyle kulakçıkları var. Şu şekilde dikliğini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer daha dik dursun diyorsanız eğer, şunu açıyorsunuz ve şu şekilde koyuyorsunuz. Steam Deck'imizi de böyle üstüne oturtturduğumuzda tuşlarımız kullanılabilir hale geliyor. Şimdi buna ben bir power bank ile bir enerji vereyim. Şöyle bir power bank'im mevcut ve Elgato'nun logosu ekranımıza geldi. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 5 10 15 adet tuşumuz mevcut. Bu tuşları istediğimiz gibi organize edebiliyoruz. İsterseniz bu tuşlara OBS'inizdeki sahneleri ekleyip buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte kameramı aç kapat, mikrofonumu kapat aç gibi tüm özellikleri buraya ekleyebiliyorsunuz.
yapıyorsunuz. Sadece OBS için geçerli değil bu. Eğer ağır bir şekilde Photoshop, After Effects, Premiere gibi uygulamaları kullanıyorsanız eğer oradaki hotkey'leri yani kısa yol tuşlarını da buraya ekleyebiliyorsunuz. Buna böyle 15 tuş olarak bakmayın. Mesela bir tuşa bir dosya ekliyorsunuz. Bu dosyaya tıkladığınızda 0-14 tuş daha açılıyor size. Yani iç içe sayfalar olarak bir sürü kendi düzeninize göre tuşlar atayabiliyorsunuz. Mesela ilk sayfayı OBS kontrolü yapabilirsiniz. Buraya bir dosya daha açarsınız. Bu dosyaya bastığınızda ekranların hepsi değişir. Buraya da mesela Photoshop ve After Effects uygulamalarındaki hotkeylerinizi ekleyebilirsiniz gibi bir sürü seçeneğiniz mevcut. O yüzden buna sadece 15 tuş olarak bakmayın. 14 adet sınırsız tuş olarak bakabilirsiniz. Kutu açılımı bu kadar. Şimdi sizlerle birlikte videonun sonuna doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, Elgato Stream Deck'imizin kutu açılışını yaptık birlikte. Bu heyecanlı anda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten birçoğunuz, özellikle beni takip eden dostlarım, bu ürünün ne işe yaradığını ve tüm detaylarını çok çok iyi biliyorlar. Ama ben yine de yeni görmüş arkadaşlarımız için ilerleyen videolarda bu ürünün bilgisayar kurulumunu ve yazılımındaki atamaların nasıl yapıldığıyla alakalı detaylı bir video çekeceğim. Şimdi sizlere bununla alakalı olarak ön bir kutu açılış videosu hazırlamış oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz yayıncılık konusunda istediğiniz yerlere gelirsiniz. Umarım hepiniz hayallerinizdeki ekipmanlara en kısa sürede sahip olursunuz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.